138. Oh yeah! Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evet, Anemik Vampir kanalına yeniden hoş geldiniz. Yeni bir nasıl yapılır videosuyla sizlerle beraberim arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gene şu tır karışım, tır kodlama olayları ile ilgili bir şeyden bahsedeceğim size. Zaten çok kolay bir işlem. Siz de çok kolay bir şekilde bunu yapabileceksiniz. Bazen görüyorsunuz konvoylarımızda biz böyle kaptırıp gidiyoruz. Bayağı bir çok çabuk hızlanan, çok çabuk hız alan tırlarımız oluyor arkadaşlar. Yani top speed'ten bahsetmiyorum ama çok çabuk hızlanır. Gene top speed de yükseliyor da bu yaptığımız işlemde. Hızlanma olarak söyleyeyim. Çok çabuk hızlanan tırlar, çekiciler artık ne diyorsanız nasıl yapacaksınız? Onları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar anlatmaya geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu işlemde seçeceğiniz tırlar arkadaşlar düşük kasalı, yani düşük alçak modeller olsun. Iveco Highway olur. Mesela ben burada Renault'u seçtim. Yine Renault'un bu en ucuz modellerinden birisi. En ucuzu olursa arkadaşlar, yani daha hafif olur. Kasa ne kadar hafif olursa o kadar iyi. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben bunu ham olarak aldım, bu Renault'u. Hiçbir şey yapmadım. Yapmadan şimdi test haritasında süreceğim. Bir de yaptıktan sonra süreceğim. Size aradaki farkı göstereceğim arkadaşlar. Hani mesela ya ben eski kasaları seviyorum ama tırım biraz daha böyle hızlı gitsin, baygın baygın gitmesin diyorsanız bu dediğimiz işlemleri yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Pardon. Şimdi test mapinde şöyle ben bir süreyim. Öncelikle arkadaşlar tırınızın 6 vites olduğundan emin olun. 6 vites çünkü daha seri kalkmanıza yardımcı olacaktır. 12 vitese nazaran 12 viteste daha yavaş hızlanır tırınız. Vites sayısı fazla olduğu için. Öncelikle şimdi ben bir 6 vitese alayım. Tırın gene bu ham hali, kodlanmamış hali. Şuradan 6 viteslik pardon, evet 6 viteslik en düşük, mesela en ucuz 6 viteslik şanzımanı seçiyorum arkadaşlar. 12.000 Euro'luk şanzımanı aldım size göstermek adına. Evet, çalıştırdım. Şimdi şu karşıdaki dik, hatta şuradan start alalım biz. Buradan değil de şöyle şey olmasın. Şuradan tam. Evet, direkt gidiyorum arkadaşlar. Bakın, kilometreme dikkat edin. 40, 50, 60. Şimdi burada biraz sarsılacağız. 76 falan, yokuşun başında 76 idi. Şuradan bir uçalım. Hatta iki kamerasına geçeyim. Evet. 94. Yine aynı bu yoldan gidiyorum. Tırım bağırdı. Bir ufak uçtuk. Bir daha uçtuk. Evet. Bu arkadaşlar tırımızın, gene boşa atıyorum, oynanmamış hali. Şimdi gelin buna bir Scania motoru takalım. Evet. Scania arkadaşlar, yani sadece Scania'nın kodunu vereceğim. Çünkü bu, yani en iyisi Scania motoru arkadaşlar. En iyi onda hızlanıyorsunuz. Bunun denemelerini yaptık çünkü. En iyi Scania'da hızlanacağınız için Scania motorunu, kodlarını vereceğim arkadaşlar. Nereye ne yapıştıracaksınız şimdi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Bakın, ilk olarak belki yapmamış arkadaşlar vardır ama bu kod işleriyle falan uğraşıyorsanız zaten yapmışsınızdır büyük ihtimalle. Eğer bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar varsa ilk başta şu işlemi de yapmanız gerekiyor. Belgeler Euro Truck Simulator 2 klasörünün içindeki şu config CFG dosyasını gene Notepad++'la açın arkadaşlar. Bakın. Şöyle yana çekeyim. Şuradan da şunu açayım. Şuraya altta yazdım. Bunu gene açıklamalara şunları yazarım ya da not defterinin içerisinde bırakırım arkadaşlar bu şekilde.
Şuraya yazayım. Config.cfg dosyasında şöyle onlar değişmesi gereken satırlar diye. Evet, bakın. İşte konsol mesela. Bunları yapın arkadaşlar. Zaten bu konsolunuzu açıyor. Bir. İşte developer. Bunları dediğim işlemlere başlamadan önce bakın 2. Ben de 2 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada 1 yazıyor ama siz 2 yapın. Save format. Bu da 2 arkadaşlar. 2 yapabilirsiniz. Ben hatta bunu 2 yapayım. Bu şekilde yapın arkadaşlar. Dediğim gibi çıkarken gene buradan çarpıya basın. Kaydedilsin mi diye soracak size. Ben de sormadı değişiklik yapmadığım için. Sekmeyi kapatıp o şekilde kaydedin arkadaşlar. Bilgisayar belgeler yaratarak Simulator 2 config cfg dosyasını. Öncelikle arkadaşlar yapmadan önce motor kodunu yapıştırmadan önce ben bir saati gündüze alayım. Şöyle. Öncelikle şöyle parçacıya bir gelin. Şu arkadaki lastikleri büyütün arkadaşlar. Bakın normalde 315 70. Şu aşağı doğru indiğinizde 315 80'ler var. Bakın 315 80'ler. Şöyle bakın. Hatta tırın lastik büyüdüğü için hafiften şey kalkıyor. Arkası kalkıyor. 315.80 siparişi onayla. Bunu bir yapın. Şimdi şeye geçiyorum arkadaşlar. Kodlamada ne yapacaksınız ona geçiyorum. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Şimdi onu gösterdim. Bakın dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bu seçtiğim lastik Michelin DLC ile gelen bir lastik. Yani varsa bunu yapın. Daha iyi oluyor. Ha yoksa tamam kalabilir lastiğiniz. Yani ha varsa bunu seçin ama yani lastiği büyütün arkadaşlar. 315-80'leri seçin. Yoksa normal bir lastikte de kalabilir. Şimdi lastiğimi değiştirdim ben. Sizde varsa siz de değiştirin. Şimdi arkadaşlar oyunda bu şekildeki bir kayıt alın arkadaşlar. Şöyle oyunu kaydet diyelim. Aynı tır kodlamadaki gibi. Eğer başka kayıt dosyalarınız olmazsa karıştırmadan daha rahat yapabilirsiniz. Bir saniye bu arada. Evet, tamam. Evet, kaydımı oluşturdum. Şöyle kaydı oluşturduktan sonra bir sür diyeyim de ne olur ne olmaz arkadaşlar. Oyunumuzu alt alıyoruz. Oyunu alt aldık. OBS, evet ekranım geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapayım. Bakın. Şimdi gene bize 2 tane yani Notepad. Bu Notepad'in linkini de vereceğim. Şey de lazım. Onu nereye koymuşum ben? Bir saniye içinde mi? Ulan nereye gittin? Hayda. Sildim mi lan ben onu yoksa? Evet arkadaşlar buldum. SII Decrypt. Yani SII neyse artık. SII Decrypt. Buna ihtiyacımız var. Her zaman kodlamada biliyorsunuz bunu kullanıyoruz. Dosyayı çözmek için. Şimdi bilgisayar, belgeler, Euro Truck Simulator 2 profil. Artık hangi profili kullanıyorsanız arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Profil. Bu benim az önce kullandığım profilim. Bunun içine girin. Save'e girin. Bu benim az önce oluşturduğum bir tane oluşturduğum kayıt arkadaşlar. Yani doğru kaydın içindeki değişikliği yapın ki ondan diyorum fazladan kaydınız olmasın. Şu decrypt'i şuraya yapıştırıp bakın Notepad'i kullanıyorum arkadaşlar dosyayı açarken. Bakın decrypt etmeden açacağım. Bakın nasıl açılacak. Bakın. Şifreli bir şekilde açılıyor. Şimdi bunu böyle tutup game.sii dosyasını SLL SII Decrypt'in üstüne şöyle bırakın arkadaşlar. Çalıştır deyin. Daha sonra Edit Notepad deyin. Bakın her zamanki gibi kodlar çözüldü.
Şimdi arkadaşlar kodlarımızın içerisinde ne aratacağız? Bu arada burada da motor kodlarımız var. Bunu da vereceğim sizlere. Motor kodlarını. Şimdi burada öncelikle motoru aratıyoruz arkadaşlar. Motor, engine. Bakın Renault Premium işte yart çurt. Tırnağın içini değiştireceğiz arkadaşlar. Buradan öncelikle Scania'nın motor kodunu alalım. Önce motor. Tırnağın içindekileri silip şöyle bakın arkadaşlar tırnağın içindekileri sildim. Scania Streamline'ın motorunu buraya yapıştırdım. Daha sonra arkadaşlar şanzımanı değiştireceğiz. Transmission. Bu da transmission. Bakın burada Volvo'nun da paylaştık arkadaşlar. Volvo'yu da deneyebilirsiniz. Ben size Scania'dan göstereceğim. Aynılarını Volvo'da da deneyebilirsiniz. Renault'un siliyorum. Ve Scania'nın şanzımanını Renault'ya şu an yapıştırdım arkadaşlar. Bakın buradan sekmeyi kapatın ki kaydınız olsun. Kaydedilsin mi? Evet. Dosyamı kaydettim. Dediğim gibi profillerin içinde doğru profile girmeyi unutmayın. Doğru seve girmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun burada durmasının bir manası yok. Silebiliriz. Masa üstümüzde zaten duruyor. Bir tane var. Evet. Şimdi gelelim oyunumuza. Şöyle ben OBS'imi bir kontrol edeyim. Evet. Oyunumuz kaydımız devam ediyor. Evet arkadaşlar. Lastiklerimi büyüttüm. Sizde de varsa büyük lastik seçin. Michelin'leri seçin. Gene aynı yere. Bu arada 4x2 kullanın arkadaşlar daima. 4x2'lerde yapın bu işlemi. Daha iyi hızlanırsınız. Bakın aynı şekilde bu yolun karşısına geliyorum. Az önce gördünüz. Gene elim geriye gidiyor. Şöyle geri geri gidelim. Evet, aynı yokuş arkadaşlar. Hızıma bakın. 30, 50. Arkadaşlar, pardon. Hem de görmüş olduk hızlanmadı tırım. Ben de neden hızlanmadı diyorum. Bakın nerede hata yaptım arkadaşlar. Şimdi size hatta geri gitmeme gerek yok. Tekrar görmüş olduk. Şu an bu olmamış hali arkadaşlar. 70'te kaldı gene dikkat ederseniz. Oyunumu yüklemedim arkadaşlar. Oyunu yükle yapıyoruz. O kaydettiğimiz save'i yani kayıtlı dosyamızı geri yüklüyoruz ki yaptığımız değişiklikler oyunumuza işlesin. Bakın bu bizim için bir deneyim oldu. Gördüğünüz hızlanmadı. Evet. Ben gene aynı yere geleyim. Şöyle. Şöyle geri geri gidelim arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar bir deneyelim. 26-30. Arkadaşlar şu an 70, 83, 90. 89. Orada şey var. Uçtuk abi. Devam. Yeşil rampayı seçiyorum. 113. Az önce ne kadar uçtuğumu hatırlıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Hemen F7 çekelim. Tekrar. Şimdi farklı yoldan uçacağım. Gördünüz. Rampanın başında yapmamışken 70'teydik arkadaşlar. Servis. Şöyle bir onaralım. Ama şimdi direkt uçtuk. Şimdi direkt buradan çıkacağım. Şu önümdeki rampaya. Önce bir iç kamera yapayım. 50, 70, 80, 90,
103 arkadaşlar, 103. Düz olarak da süreceğim şimdi burada. Nereden gidelim? Şuradan gidelim. Şu şeyler olmasa, iki kamerası. Arkadaşlar durum bu. Şimdi iç kameraya geçelim. ...119, 120, 128. Renault ile arkadaşlar, Renault'un bu modeliyle bu hızı mümkün değil, yapamazsınız. 146, 148, 149, 150, 153, 154 düz yolda. Hafif yük seçerseniz arkadaşlar, eğer yüklü olarak yapacaksanız tabii ki daha iyi olur. 157 devam ediyorum. 158, 159, 160 arkadaşlar, görüyorsunuz kilometreyi. Tekrar döneceğim. 164'ü gördüm arkadaşlar şu an. Yatabilirim ve yaptım. Kesinlikle yatar. Dönmeyeceği belliydi zaten. Evet. Tekrar hızlanıyorum. Şu an 100 arkadaşlar. Şu an hızım 100. Oğlum bu ne lan? Burası bu arada test map'i. Direkt yatıyoruz arkadaşlar. Evet, biraz hasarımızı şey yapalım. Onaralım ki tırımız şeyden düşmesin. Bir tamir edeyim. Şey yapacağım arkadaşlar. Şu küçük rampalardan. Şuradan bir uçacağım. Evet, iki kamerası yapalım. Bu mavi yol beni bayağı yavaşlattı. Fena değil. Hiç fena değil. Evet arkadaşlar, Renault'da veya beğendiğiniz ama aslında size yavaş gelen, yani beğeniyorsunuz ama tır yavaş, ama hoşunuza gidiyor kasa yapısı eski tırlardan, küçük kasa. Bu yaptığımız işlemlerle arkadaşlar Scania veya Volvo motoru keyfi yaşayabilirsiniz. Bir şey denemek istiyorum. Arkadaşlar bir daha deneyeceğim. Uçuracağım oradan. Tam ayarlayamıyorum. İç kameradan yapacağım. Bunu ayarlamak çok zor ama ya, iç kameradan da. Ah! Kaçırdım. Şu tünelde ne var abi? Oho! Arkadaşlar işte tır böyle olunca şey oluyor. Biraz fazla hızlı. Neyse, kalsın abi tünel. Tüneli boş verelim. Zaten test ediyoruz. Servis, onar. Evet. Şimdi arkadaşlar bu rampadan uçmadan direkt şu karşıdaki rampaya gideceğim. Sanırım en yüksek uçuşumu şimdi yapacağım. İki kamerası. Evet, hazır mıyız? 120. Şu rampanın önü biraz düzgün olsa. 138. Oh yeah! Evet arkadaşlar, geçmiş olsun. Evet gençler, durum bu.
Renault'larda, eski kasalarda, Iveco'larda, Iveco Highway'lerde Scania Volvo yüksek çekiş gücünü yaşamak istiyorsanız, hız keyfini yaşamak istiyorsanız bu dediğim işlemleri yapmanız yeterli arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. İlk defa izleyen arkadaşlar da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.